Geçen yıl 2022 yılında burada toplamda 1800 yuva tespit etmiştik. Toplamda 16 kilometrelik alanda tespit edilen bir yuva sayısı vardı. Ortalamada 65 bine yakın bir yavru deniz kaplumbağalarını denizle buluşturmuştuk. Bu yıl peki durum ne yuva sayısında? Bu yıl şöyle söyleyebiliriz. Havaların soğuk gitmesi, denizlerin daha yeni ısınmaya başlaması nedeniyle alanda çok yoğun bir şekilde yuvalamamız yok. Fakat 3-4 gündür havaların ısınması nedeniyle ciddi bir artışın şu anda olduğunu günlük yaptığımız arazilerle, verilerle kaydedebiliyoruz. Şu anda da 16 kilometrelik alanda toplamda 180 küsur tane, yani 83 tane yuvamız bulunmakta. Daha da her sabah çıktığımızda da ortalama 20'ye yakın bir yuva kaydı alıp tekrar gelip verileri bilgisayarımıza işliyoruz. Burada kaplumbağamız buradan denizden karaya doğru gelip bu görünen alanda yuva yapmaya çalışmış. Fakat bazı etkenlerden dolayı yapmadan tekrar denize gitmiş. Bu etkenler işte gece ATV'ler geçiş yapmış olabilir, insan aktivitesi olabilir. Onun dışında alanı beğenmediği için de yumurtalarını bırakmayıp denize gitmiş olabilir. Ama çocuklar çok değil. Özellikle annesi siparişi bana Türkçe verdirmek için Elif bu bayanın adı. Ha, o geliyor mesela. Yılan yeni tespit ettim abi. 5'ten itibaren sabahleyin gönüllü arkadaşlarla birlikte arazileri tarayıp kaplumbağa izlerinden yuvaların yerlerini tespit edip kayıt altına alıyoruz. Sahilde insanlar varsa onlara eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Otel görevlileri, güvenlikleri özellikle bu konuda bizim için çok ön plana çıkıyor. Onlara bilgiler, eğitimler veriyoruz, broşürler dağıtıyoruz ki farkındalığın daha ileri düzeye çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da çok net bir şekilde gittiğimiz otellerde ya da işte sahilde bulunan yerli yabancı turistlerden çok güzel dönüşlerle alabiliyoruz. Gittiğimiz zaman biz kaplumbağa yuvalarının izlerinden yuvaların bulunduğu alanın çevrilmesini hemen yapıyorlar, şeritlemesini yapıyorlar. Ya da işte biz alana vardığımızda hemen gelip hocam işte bu alanla ilgili burada kaplumbağa yuvası var, biz çevirdik, hani koruma altına aldık, siz kaydını alabilir misiniz şeklinde geliyorlar ve bu çok güzel bir şey. Bu bizi mutlu ediyor. İnsanlara bir şeyler aktardığımızda ve bunun geri dönüşlerini aldığımızda bizi tabii ki de daha da motive ediyor ve her sabah daha hızlı, daha güzel bir şekilde hareket edip daha enerjik bir şekilde gidip yuvaların yerlerini tespit edebiliyoruz. Ya bu tabii ki de güzel bir şey. Yani bu şeyi gösterir. Bizim mutlu olmamızı gösterir. Sebebi bir şeyleri aktarabiliyoruz. İnsanlara bir şeyler geçiyor. Bu çok önemli bir şey. Burada yuvanın yanına koyuyoruz. Bu şekilde yuvaya ne zaman çıkacak bunlar? Takip edelim de sağ salim. 45 ve 60 gün içerisinde çıkıyor abla. Örneğin burada gördüğünüz yuvadaki gibi mesela Finlandiya'da bir ailemiz tatile gelmiş bu bölgede. Buradaki kaplumbağa yuvasının alanını tespit etmiş, belirlemişler ve çubuklarla çevirip üzerine de dikkat deniz kaplumbağa yuvası olarak çocuklar resim çizerek orayı belirtmişler. Onun dışında hemen bu ileride yine aynı şekilde ATV'lerin geçtiklerini görmüşler ve oraya İngilizce ATV'lerin geçmemesi gerektiğini ve kaplumbağa yuvalama alanı olduğunu belirten kağıtla kartonlara yazıp çubuklarla alanlara koymuşlar. Bunlar tabii ki de bizi mutlu eden şeyler. Güneş, deniz, hem tatil olur hem staj yaparım mantığıyla gelenlerdendim ben de. Hatta ilk günlerde kaçmayı bile düşünmüştüm. Çünkü sabah 4.30'da kalkıyoruz, arazi işleri yoğun, hiç alışkın da değil bünye. Ama birkaç hafta geçtikten sonra arkadaşlıklar pekişti. Kamp hayatı, arazinin güzelliği, o yavruların çıkışını görmek derken iyice buraya bağlandım. Hiç gelmem, bir daha gelmem ya da hemen giderim dediğim yere 8 yıldır gelmeye devam ettim bu sayede. Deniz kaplumbağalarının verdiği, yani yaşamak için verdiği mücadele beni etkilemişti.
25 yıl süren bir yolculuktan sonra erginliğe ulaşıp ya da daha sonralarında doğdukları sahile geri gelip, yumurtadan çıktıkları sahile geri gelip tekrar yumurtalarını bırakmaları ve bu uzun süreçten sonra bunu sürekli tekrarlayıp hiç bozulmadan yüzyıllarca yaşamaları beni çok etkilemişti. Çünkü biz insan olarak daha 30 yıl doğru düzgün yaşamayı başaramazken, çok fazla bozulurken onlar milyonlarca yıldır bozulmamışlar. Bunlar da bu hayat mücadelesi beni tetikleyen şeylerden biri.